Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde After Effects'te yazı nasıl yazarız onu göreceğiz. Zaman zaman hatırlatıyorum. Yine burada hatırlatmak istiyorum. Bir önceki dersleri tam olarak anlamadan lütfen bu dersi izlemeyin. Çünkü derslerimiz birbiriyle bağlantılı. Şimdi gelin After Effects programımızı açarak hep birlikte bugünkü derse bakalım. Evet, After Effects'te arkadaşlar başta da söylemiştim, jenerik hazırlayabilirsiniz ve bu jeneriklerin vazgeçilmez ögesi olan yazıları burada çok güzel bir şekilde oluşturabilirsiniz, etkili bir şekilde. Burada öncelikle şu bir önceki dersten kalan solidimi şöyle aktifleyerek layer'ı siliyorum. Bu arada şunu da söyleyelim. Burada katmanlar arasında, layer'lar arasında siz bir layer'ı kendi sırası içerisinde şöyle sağa sola hareket ettirebileceğiniz gibi yine buradan bir sonraki bir üst layer'a da aktarabilirsiniz. Onun için burada source name'in yazılı olduğu yerden şuradan şöyle yukarıya taşıyarak bunu bir üst layer'a, tekrar bir üst layer'a alabilirsiniz. Bunu da burada söylemiş olalım. Yine aynı şekilde burada açıklamadığım birkaç özellik de kaldı. Katmanlar bahsinden. Şurada bakın bir küçük ikonumuz var. Bu ikonumuz bir saklanma ikonuna da benziyor. Bu öyle aklınızda kalsın. Çünkü hakikaten ben buna bastığımda bu ikonum saklanacak. Burada After Effects'te teorik olarak sonsuz sayıda layer oluşturabilirsiniz. Zaman zaman bu layerlarınız sizin üzerinizde çalıştığınız layer olacak. Zaman zaman çalışmadığınız layer olacak. Bakın burada monitörüm sınırlı sayıda en fazla bu kadar çekebilirim. Ama bundan yani şu alanı geçebilecekten fazla layer'ınız olabilir. Ve her layer'la aynı anda çalışamayacağınıza göre bazı layer'ları kapatıp daha doğrusu işiniz biten layer'ı burada gözükmesini engelleyip daha verimli çalışabilirsiniz. Onu başarmak için buradaki şu saklanan adam ikonu, yani hide layers, layer'ı sakla ikonu bizim çok yardımcımız olan bir özellik After Effects'te. Bunu nasıl başarırız? İlk önce burada bakın o ikonun biraz büyüğü var. İlk önce bunun aktif olması gerekir. Tıklayarak şöyle şu şekilde aktif olduğunu anlıyoruz. Daha sonra saklamak istediğim layer'ı bakın böyle tıklayarak şöyle tıklayarak hepsini tıkladım. Şu anda burası boş gözüküyor. Ancak ben bu filmimi izlediğimde bakın hiç de boş değil. Layer'larım var. Ve burada kompozisyon window'um açık. Bakın şurada. Bakıyorum bir layer var. Bir katman var. Şuradan anlıyorum ki bazı layer'lar saklanmış. Buradan tekrar açarak bakın şurada bu ikonlar yani orada artık saklanmış vaziyetteki. Tekrar bunu aktifleyerek şöyle bakın saklanmasını istediğiniz layer'ı şu şekilde saklayabilirsiniz. Bu da bu işe yarar. Bir sonraki ikonum burada. Kalite ikonum. Eğer kalite sini biraz daha düşürmek istersem bu ikonu tıklayarak ya daha hızlı çalışmak istediğimde, bilgisayarın kaynaklarını verimli kullanmak istediğimde bu ikonu şu şekle nokta nokta hale getirirsiniz. Ama şöyle kalmasını öneririm. Diğer ikonları yeri geldikçe size aktarsam daha akılda kalacağını düşünüyorum. O yüzden bunlarla ilgili şimdi bir açıklama yapmayayım. Şuradaki ikonum parent ikonum. Siz bir ikonu
bir layer'ı bir diğer başka bir layer'a parentlayarak onların birlikte hareket etmesini sağlayabilirsiniz. Yine After Effects'te kompozisyonumu oluştururken kullanacağım çok güzel araçlardan biri de burada layer komutunun altında new null objedir arkadaşlar. Bu null objem özellikle bu layer'ları gruplamamda, birlikte hareket ettirmemde ve diğer bazı ileride göreceğimiz farklı özellikleri kullanmada bize çok yardımcı olan bir araç. Burada sadece parent'da nasıl kullanılacağını göstereyim. Farz edelim ya da şöyle yeni bir ben solid layer atayım. Şuradan solid layer atalım. Yine mavi olsun. Okey diyorum. Bunu biraz küçültüyorum arkadaşlar. Şöyle buradan ki tutamaklardan da küçültebiliriz bu layer'ımızı. Bakın şöyle. Bunu ekranın sol üst köşesine aldım. Yine bir solid layer atayalım. Bu sefer bunun rengi şöyle daha açık mavi olsun. Yine üniversitemizin logosuna, renklerine benzetelim. Şöyle küçültüyorum arkadaşlar. Şöyle. Bunu da ekranın sağ üstüne koyayım. Şöyle küçülterek buradan taşıyabileceğimizi öğrenmiştik. Şimdi bakın arkadaşlar, medium solid bu sağdaki ikonum. Böyle kendi başına hareket ettirebilirim. Aynı şekilde bunu da aktifleyerek kendi başına hareket ettirebilirim. Şimdi ikisini aynı şekilde hareket ettirmek için, aynı şekilde büyütmek, aynı oranda vesaire bir null objeye ihtiyaç duyarım. Bu benim işimi çok kolaylaştırıyor. Bunu nasıl başarırım? Medium solid, yani şu açık renkli solidimin kenarındaki şu salyangoz benzeri ikonu tutup null objenin üstüne bıraktığınızda artık bu obje tek başına hareket edebileceği gibi şöyle null objeyi de şöyle bakın şurada hayali çizgilerle gözüküyor şu ekranın ortasında şöyle bununla birlikte istediğim yere hareket ettirebilirim. Aynı şekilde buradaki koyu mavi objeyi de kenarındaki salyangoz biçimindeki ikonu null objenin üstüne sürükleyip bıraktığımda bakın zaten burada parent tabında özelliğini bana burada söylüyor. Birinci null objem bu objenin parent'ıdır. Yani null objeyi ben hareket ettirdiğimde bakın artık ikisi birden hareket ediyor. Null obje tanım itibariyle null sıfır demek yani yok olan bir obje. Renderleme esnasında yani filminizin bitmiş kompozisyonunuzun çıktısını aldığınızda bu ekranda hiçbir şekilde gözükmez. Ama bu şekilde layer'lar arasında ve bazı farklı işlemlerde kullanılan çok yararlı bir araçtır. Bizim After Effects'te vazgeçemeyeceğimiz objelerden bir tanesi null objemiz. Yine vazgeçemeyeceğimiz objelerden bahsetmişken bir objemiz daha var. Burada Adjustment layer'ımız ve Shape layer'ımız. Adjustment layer'ımızdan bahsetmek istiyorum. Adjustment layer'ımız yine çok yararlı bir araç. Aslında bu bir solid objedir. Adjustment layer'a döndürmek için buradaki ikonunu tıklarız. Bakın ben bunu kapattığımda beyaz bir solid objeye dönüşüyor. Adjustment layer'ım ne işe yarar? Adjustment layer Photoshop'la ilgilenen arkadaşlarınız varsa aranızda ya da biraz Photoshop biliyorsanız bunun altında kalan layer'ları, şu adjustment layer'ımın altında kalan layer'ları toplu olarak efektlendirmeye yarar. Bunu efektler bahsinde daha ayrıntılı olarak göreceğiz. Şimdi sadece tanım olarak burada vermiş olayım. Textler After Effects'in vazgeçilmez parçasıdır.
Bunu da yapmamızın birkaç yöntemi var arkadaşlar. Şuradan Layer'dan New Text dediğimizde otomatikman bana burada bakın bir text layer açıyor. Siz bu text layer'ı aktifleyip yani çift tıklayıp şöyle ekranın üstündeki hemen bir bana bir yazma ikonu veriyor arkadaşlar. Hemen buraya yazıyorum. Büyük harflerle yazayım. Lefke Avrupa Üniversitesi. Bakın burada gördüğünüz gibi tekste de aynı şey söz konusu. Bana burada hayali çizgiyle tekstimin buraya kadar sürdüğünü gösteriyor. Hemen seçme ikonuna geri dönüyorum. Burada eğer bunu bahsetmiştim. Caps Lock tuşunuz basılıysa burada ön izleme vermez kompozisyon pencereniz. Bu zaman zaman bunu kullanırız. Sistem kaynaklarını etkili kullanmak için. Caps Lock tuşunu bırakıyorum ve yazımı şöyle görünmesi için yukarıya taşıyorum. Evet, aynı zamanda ben bu teksti yazar yazmaz bana burada bakın tekstle ilgili bazı panelleri otomatik olarak açtı. Ben daha sonra bu tekstle ilgili düzenlemeleri yapabilirim. Sadece burada text layer'ımın seçili olması gerekir. Seçili olduğunda yanında şöyle tutamakların oluşmasından anlıyorum. Text layer'ım seçiliyken buradan tahmin edeceğiniz üzere ben istediğim fontu seçebilirim. Eğer sisteminizde ne kadar font yüklü ise burada görebilirsiniz. Buradan görebilirsiniz. Ben kalibreyi seçmek istiyorum. Buradan evet kalibri fontunu seçtim. Bunu bold yapabilirsiniz. Italic yapabilirsiniz. Buradan da büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz. Şöyle büyütelim arkadaşlar. Şurada. Aynı şekilde şurada bakın fill color yani dolgu rengini seçebilirsiniz. Buradan da kontur rengini seçebilirsiniz. Kontürü tıklayarak buradan siyahı seçtim. Bakın siyah bir kontur attı benim yazıma. Şöyle şurada dursun. Biraz büyütelim. Evet. Burayı başa alalım biraz. Evet, burada da gözüksün. Evet, bu tekstlerle ilgili birçok animasyon yapabiliriz. Ben burada kontur rengini beğenmedim. Onu kaldırmak istiyorum. Kontur seçiliyken şuradaki No Stroke Color'ı tıklarsanız konturu şöyle evet, yazımızı yazdık. Bir kontur da verdik. Buradan kontur ayarları ile ilgili
bir takım düzenlemeler yapabiliriz. Fill over stroke, yani ilk önce dolgu renginiz, sonra stroke rengini var. O stroke yani kenar çizgileri altta kaldığı için buradan artırarak onları şöyle görebiliriz arkadaşlar. Altında kaldığı için şöyle. Bazı fontlarda Türkçe karakter bulunmayabilir. Burada olduğu gibi. Tekrar kontrol edeyim. Şu I'lar var mı ona bakalım. Şöyle. Evet, tahminim yok. Bu fontta Türkçe karakter yok. Direkt biliyorsunuz noktalı I olmadığı için İngilizce'de bunun Türkçe karakteri yok. Buna da çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bazı fontları eğer kullanacaksanız, Türkçe kullanacaksanız, yani Türkçe fontlar varsa buna da dikkat edin, seçtiğiniz fontta arkadaşlar. Buradan Türkçe olması için Arial'ı seçiyorum ben. Evet, biraz küçülteyim ekrana sığdırmak için. Şöyle bakalım. Evet, hatırlarsanız bu kompozisyon penceresinde navigasyon yapmak için space tuşuna basılı tutup hand özelliğimi geçici olarak aktive ediyorum. Bıraktığımda tekrar seçme ikonuma geri dönüyor. Buradan yine çift tıklayarak bunları düzeltmeyi deniyorum. Evet, bunun da Türkçe karakteri yok. Buradan siz buradan da seçebilirsiniz bold, italic. Buradan seçebileceğiniz gibi. Buradan aslında yaptığınızda iki kere bold yapmış oluyorsunuz. O yüzden buradan seçtiğinizde tekrar buradan seçmeyin. Ya da özellikle böyle istemiyorsanız tabii ki onu da burada söylemiş olayım arkadaşlar. Evet, yazı ile ilgili yapılacak çok iş var. Bunu efektler bahsinde daha ayrıntılı olarak göreceğiz. Ama şimdi katman üzerinde, yani layer üzerinde bir yazıda neler yapabiliriz onu görelim. Ben öncelikle şöyle şunu göstereyim. Ne demiştik? Bir üçgen varsa eğer After Effects'te, orada biz bir değişken yapabiliyoruz. Şöyle şuradan bakın, text konumuna özel burada bana bir text alt ayarı açıyor After Effects. Hemen onu genişleterek görüyorum neler yapabilirim text ile ilgili değişikliklerim. Bakın burada source text diye bir benim bir ayarım var ve yanında bunu anime edebileceğim bir saat ikonum var. Şimdi bu zamana göre ben bunu yeniden yazabilirim. Farklı bir yazı ile değiştirebilirim. Bu anlama geliyor. Yani burada Lefke Avrupa Üniversitesi ya da şöyle yapalım. Şu noktada çift tıklayarak, bakın şu noktayı çift tıklayarak üniversitesini siliyorum. Şöyle. Sadece Lefke Avrupa yazısı kalıyor. Boşlukta bir yeri tıklıyorum. Şöyle bu ikinci saniye doğru ilerledikçe bakın tekrar tıklıyorum. Üniversite bundan sonra oluşmuş oluyor. Gördüğünüz gibi böyle bir, bu noktaya kadar yok. Bu noktadan sonra üniversitesi ikonu var. Böyle kelime şeklinde yazdırma yapabilirsiniz. Böyle bir animasyon yapabilirsiniz. Ya da şu noktaya da biz bir oluşturalım keyframe ve ilk keyframe'e dönüp şöyle bunu çift tıklayıp şöyle Avrupa'yı da silelim. Şöyle bir animasyon elde edebiliriz arkadaşlar. Lefke Avrupa Üniversitesi. Tabii bu
kelime bazlı bir değiştirme. İsterseniz siz biraz uğraştırır ama harf harf de bunu bölebilirsiniz. Tabii bunu yapmanın ileride efektler konusunda göreceğiz. Çok daha kolay yolları var. Sadece ben bunun burada ne anlama geldiğini görmeniz için göstermiş oluyorum. Şöyle yine Lefkoşa Avrupa Üniversitesi yazısı tam olarak gelsin ve buradaki keyframe'i kaldırarak tüm keyframe'leri siliyorum. Bir sonraki opsiyonumuz text bahsinin altında pet options arkadaşlar. Siz burada bir pet çizerek bu yazıyı onun üstüne istediğimiz formda oluşturabiliriz. İstediğimiz yazıya istediğimiz şekli verebiliriz. Bunu nasıl başarırız? Burada bir pen tool'um var arkadaşlar. İlk derslerde bahsetmiştim. Bunu tıklayarak burada bir pet çiziyorum. Şöyle şuna benzer bir şekil çizdim. Şöyle. Ben bunu daha sonra istediğim gibi seçme ikonu tıklayarak şu kontrol noktalarından bu peti şekillendirebilirim. Şöyle bir yay çizdim bakın. Şöyle. Şöyle sinüs eğrisine benzer bir eğri çizdim. Çok önemli değil şu anda ne olduğu şeklin. Sadece şunu bilmeniz yeterli. Buradaki pet options'tan siz eğer bu yazıyı mask 1'e şey yaparsanız, yerleştirirseniz bakın benim yazım o yazının üzerine yerleşmiş oldu. Şöyle. Bu da After Effects'teki çok güzel özelliklerden biri. Şöyle bu pet'i buradan reverse pet komutuyla ters çevirebilirsiniz. Şöyle. Ve bunu zaman içinde on off yaparak şuradaki ikondan anladınız. Anime edebilirsiniz. Yine bir sonraki özelliğim şöyle. Yazılar bakın. Her karakter daha doğrusu buradaki petimin üzerine dik bir vaziyette geliyor. Eğer bunu on yaparsanız şöyle daha ya da özellikle öyle isterseniz bu şekilde değiştirmiş olursunuz. Force alignment yine şey boyunca buradaki pet boyunca bakın peti burada değiştirdiğince ben yazılarda ona göre hemen değişiyor. Şu yazıyı seçeyim kümülatif olarak evet. Şurada force alignment'ta da şey boyunca pet boyunca yazılarımı sığdırıyorum. First margin ile last margin bu da yazımı şöyle bakın anime etmemi sağlıyor arkadaşlar. Bu pet boyunca yazım hareket edebilir. Bunu nasıl başarırım? Şöyle elbette ki keyframe'e vererek şöyle zaman içinde ilerletebilirim. Bakın şimdi ne oldu. Şöyle yazımı anime etmiş oldum arkadaşlar. Yine kaldırıyorum bunu. Evet burada More Options diye başka bir opsiyonum var. Unutmadan şunu da hemen burada belirteyim. Bakın maskı ben burada çizer çizmez, daha doğrusu bu peti çizer çizmez hemen bana burada maskla ilgili yeni bir ayarlama yapabileceğim, bir düzenleme yapabileceğim ayarlar geldi. Bir tek maskım olduğu için ya da petim bir tane burada mask birim var. Yoksa farklı masklar çizseydim burada birkaç mask maskların altına olacaktı. Burada masklarla ilgili bir takım düzenlemeler var. Bunu örnek uygulamalarda bunların ne anlama geldiğini ayrıntılı olarak göreceğiz. Ben bu maskı buradan aktifleyip silersem maskım silinir ve yazım otomatikman petim silinir. Ve bu yazıyı üzerine getirecek herhangi bir petim olmadığı için pet opsiyonunda otomatikman yazım orijinal şekline gelmiş oldu. Yine more opsiyonun altında bir takım
ayarlarım var. Şimdilik bunlara girmiyorum arkadaşlar. Transform'la ilgili özelliklere bakalım. Bu transform'la ilgili özellikler herhangi bir layer'da kullandığım özelliklerden çok farklı değil. Yani anchor point'ini, yani tutma noktasını değiştirebilirim. Şurada bakın şu anda. Genelde sol altta olur. Herhangi bir text yazdığınızda. Ya da yine pan behind tool'u kullanarak buradan anchor point'i istediğiniz noktaya taşıyabilirsiniz. Yine görüyorsunuz position, scale, rotation, opacity özelliğim sayesinde bu yazıya ben istediğim keyframe'i bu özelliklerde verebilirim. Çok sık gördüğünüz bir özellik tekstlerle ilgili belki jeneriklerde ve filmlerin içinde kullanılırken görmüşsünüzdür. Onun nasıl yapıldığını hemen kısa bir örnek burada vererek bugünkü dersimizi bitirelim. Şurada scale özelliğini tıklıyorum arkadaşlar. Şöyle 12 kare boyunca bakın şurada görüyorsunuz. Öncelikle şu link ikonunu tıklayarak en ve boy oranın birlikte hareket etmesini engelliyorum. Buraya yeni bir keyframe veriyorum. Tekrar başa dönüyorum ve horizontal ayarını şöyle uzatıyorum. Diğer dikey oranını birazcık şöyle indiriyorum. Bakın yazım nasıl oluşacak. Şöyle. Aynı şekilde opacity'ye bu ikisini şu ölçeğimi birazcık büyüteyim daha iyi gözüksün. Şu ikisinin arasına bir de yere getirip opacity'ye burada bir keyframe veriyorum. Tekrar timeline'ımı, izleme çubuğumu başa alıp burada opacity'yi sıfır değerine düşürüyorum. Bakalım yazım nasıl oluşacak burada. Şöyle bir animasyon elde ettim arkadaşlar. Bu filmlerde, jeneriklerde çok sık kullanılır. Efektler bahsinde de göreceğiz. Buna bir de blur ekleyeceğiz. Ve blur scale dediğimiz bir özellikte buraya yazımız gelmiş olacak arkadaşlar. Bir de şunu söyleyeyim. Bir teksti, biz teksti burada açar açmaz. Burada bize tekstle ilgili kullanabileceğimiz iki tane panel geldi. Bunlardan birisini kullandık ve içindeki ayarları gördük. Diğeri de burada paragraf paneli. Burada tahmin edeceğiniz üzere yazımı sola yaslı, ortaya yaslı ve sağa yaslamalı olarak değiştirebiliyorum. Şöyle ortaya yaslı yaparsanız bu daha ziyade nerede geçerli? Onu da hemen göstereyim. Tekrar yazımı bu hale alayım. Seçme ikonumu seçip yazımı çift tıkladım. İstediğiniz an After Effects proje halindeyken yazınızı değiştirebilir, editleyebilirsiniz arkadaşlar. Enter tuşuna bastım. Lefke, L'yi büyük yazayım ya da Kıbrıs. Evet, bu fontun da Türkçe karakteri yok arkadaşlar. Direkt İngilizce basıyor. Kıbrıs tire Lefke dedim. Tekrar seçme ikonuma döndüm. Bakın arkadaşlar. İkisi de sola yazdım. Ben burada ortaya center'a tıklarsam tekrar bunu ortaya çekeyim. Şu anda bakın. Yazımı, ikinci satırımı ortaladı. Bunu da bu iş için kullanıyoruz arkadaşlar. Evet. Böylece bugünkü dersimiz de sona ermiş bulunuyor. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.